Çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemi diye nitelendirilir. Üç dönemi vardır aslında bir insanın ömrü. Çocukluk döneminde biz birçok şeyin de belki farkına varmayız. Ne yapıp edeceğimizi belki düşünmeyiz. Gençliği iyi geçenler, gençlik dönemini iyi götürenler, yaşlılık dönemini de öyle devam ettirebiliyorlar. O çizgide devam ettirebiliyorlar. Ve hani Allahu Teala buyuruyor, ifade ediyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bakın sakın ha sadece Müslüman olarak ölünüz diye ifade ettiği gibi o gençlik evrelerini iyi geçirenler o din üzerine Allahu Teala'nın istediği o hal üzerine Allahu Teala'ya varıyorlar arkadaşlar. Şimdi dedim ya herkes bu evreyle ilgileniyor. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak da ve Müslüman siyasetçiler olarak da veya Müslüman bireyler olarak da bizim de bu evreyle, bu dönem ile ilgilenmemiz gerekmektedir. Ve bunun üzerine çalışma yapmamız gerekmektedir. Uğraş vermemiz gerekiyor. Bugün birçok yönlü bizim gençliğimiz, gençlerimiz, bizler gerçekten büyük bir propaganda bombardımanı altındayız. Ve buna mukabil bizim bir şeyler geliştirmemiz lazım. Mesela İstanbul'un fethi, işte 6 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar İstanbul'un kuşatmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethedildi. Kaç yaşındaydı? Daha gencecik yaştaydı. Sahabe hayatına bakıyorsunuz aynı şekilde arkadaşlar. Mus'ab bin Ümeyr 1. Akabe beyatından sonra Medine'ye Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam tarafından görevlendiriliyor ve gidiyor. Yaşı 25 olsun arkadaşlar. 24-25 yaşlarında bir genç bir sene sonra dönüyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam diyor ki ya Resulallah çalmadığım kapı tebliğ etmediğim bir kişi bırakmadım diyor. Genç yaş sahabeler ve bunlar işi götürüyordu arkadaşlar tabiri yerindeyse. Dolayısıyla bugünkü gençler, bizler, sizler gerçekten böyle atıl duracağız ve hala zamanımız var, hala işte bizim çalışma evremiz var. Biz işte 30-40 yaşına geldikten sonra ancak çalışırız, ibadet ederiz, şunu bunu yaparız diyemezsiniz arkadaşlar. Sevgili gençler, Hüdapar'ın yüklenmiş olduğu misyon, görev, vazife adını ne koyarsanız koyun nihayetinde son derece ulvi ve kutsu bir vazife. Ve bizler de hamdolsun böyle bir davayla müşerref olmaktan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bakın bugün gençlik, özellikle gençlik öyle belaların, öyle fuhşiyatın, işte uyuşturucunun, alkolün, türlü türlü ifsat projelerinin pençesinde kıvranırken hamdolsun biz böyle bir ulvi ve mukaddes ve gerçekten dünyada da bize huzur, mutluluk verecek ama en önemlisi de ahirette kurtuluşumuza vesile olacak bir davanın içinde yer alıyoruz. Bir partinin çalışmaları içerisinde yer alıyoruz. Hamdolsun.